çaresi ve çözümü var dedik. Konu ne? Denetim, imalat standardı, bir taraftan da tüy muayenesi. Yani bu araçları sürücüler muayeneye götürdüklerinde arka tamponlarını çıkarıyorlar ya da muayenede takıyorlar, sonra çıkarıyorlar. Niçin? Arazi yapısı, engebeli arazide, inşaat, harfiyat kamyonların hepsi bu problemi yaşıyor. Problem ne oluyor? Siz frensiz ya da fren yaparak bir kamyon arkadan çarpıyorsunuz. Belki o kamyon yanlış yerde durdu. Bu olabilir. Ama siz de yanlış hızda geliyorsunuz. Bu da olabilir. Diğer taraftan da şu var. Yani trafik kazası penceresinden baktığınızda arkadan vuran suçlu. Ama 4 kişi öldü, hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takılı olarak da öldüler. Şimdi ne oluyor? Kamyon arkasına girdiğiniz zaman bir otomobilin en zayıf noktası olan tavan kısmı arkaya doğru katlanıyor. Hiç kaçınılmaz korkunç faciayla sonlanıyor. Ne yapmak lazım? Çaresiz bir şekilde denetimden başka çaremiz yok. Bunu denetleyerek çözebiliriz. Bir de bu vicdan ve merhamet, yani trafik saygısıyla alakalı. Bu böyle pek, bunu merdiven altı taktırırsın. Bu normalde üreticinin taktığı ve yaptığı bir şey. Ama bunun orada, yani orada bir imalatın standart hatası var. Yükseltiyor, bu tamponu nereye takacaksın? O zaman Amerika olabilir. Sonradan ek olabilir. Harfiyat kamyonlarla sonra. Amerika'da hani bir adım attırmıyorlar bu anlamda ilgili. Ve bak, harfiyat şeyi yükselmiş, dorsa yükselmiş. Kasa yükseldiğinde bunun uzaması şart. Böyle bir tampon imal edilmiyor. Böyle bir standart yok. Tampon yüksekliği dediğimizde gerçekten bir standardı var bu işin. Hukuki ve kanuni taraf var. Bu standart eğer yükseltilmiş bir dorse, uzatılmış bir dorse ile hareket ediyorsanız facia kaçınılmaz. Buna ne lazım? Uzatılmış bir tampon lazım. Araç tipine bağlı olarak harfiyatta başka, akaryakıtta başka, tente ya da dorse taşımacılığında ya da kamyon taşımacılığında bambaşka kurallar var. O yüzden biraz uzatılmış bir tampona ihtiyaç var ve bu kazanın mukavemetini sağlaması lazım. Hafif ticariden ağır vasıtaya kadar hepsinin şu an denetimi de eksik, tamponları da yanlış. Hemen şuradaki, yani tamponun bittiği yerle artık arabanın giremeyeceği kadar bir mesafe kalması gerekiyor ki fren yaptığınızda da çarptığınızda bu sizi arabanın altına almasın. En büyük sorun da burada başlıyor. Bu tip kazaların en büyük problemi, siz emniyet kemeriniz varken de hayatını kaybediyorsunuz. Fren yapsanız da arabanız kafasını öne eğiyor ve direkt altına giriyor. Çünkü burada bir yer var tampon olmadığı zaman. Diğer taraftan ne var? Arabaların en yumuşak yerleri tavanlarıdır. Siz buraya çarptığınız zaman tavan katlanıyor ve facia kaçınılmaz oluyor. Araçtaki herkes hayatını kaybediyor. Hem ön koltuk hem arka koltuktakiler. Kemerli olarak ölmeleri de gerçekten çok üzücü. Çok basit bir şeyle düzelebilir. Çözümü ve çaresi var. Basit bir kanunla, bir bakanlık seviyesinden bir yazıyla düzelir. Şastı yapacağız. Bir de insan sevimimiz var bizimlerde.